Herkese selamlar. Kızlar bugün cumartesi. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi öyle biraz mutfakta oturuyorum. Sabah uyanmanın vermiş olduğu bir etkiyle şu an sesim falan iyice gidik ama daha iyi hissediyorum kendimi. Şimdi bir doping alıp direkt işlere girişeceğim. Hakan dedi ben süpürürüm falan dedi sağ olsun. Ben de işte şu koltuk şeylerini falan yıkayacağım. Örtülerini, kırlentlerinin şeylerini falan. Hani komple onları bir yıkayayım diyorum. Bugün yetiştirebilirsem bakalım yani hepsini ne kadarını yapabilirsem yani öyle kendimi çok zorlamayacağım. Ondan sonra da işte öyle yemek falan. Her zamanki hafta sonu telaşesi. Çınar son gaz. Hayırdır annem, hayırdır, hayırdır. Yavaş aman Defneciğim dikkat et. Anneciğim yavaş. Ayağım. Defne yavaş. Çocuğu sırtına alıyor. Allah Allah. Değişik. Değişik bir kardeş ilişkileri var gerçekten. Böyle işte kızlar. Zaten göreceğiz neler yaptım, neler yapmadım. Ne kadarını yapabileceğim. Makinalı çamaşırlarım var şimdi. Onlar çıksın, ondan sonra kırlentleri atacağım. Ondan sonra öyle işte devam edecek. Yani bugün bayağı bir makinede. Bugün bayağı bir makine çalışacak. Neyse bakalım yine görüşürüz.
güzel. Ispanak koydum şimdi. Güzel kıymalı, soğanlı, sarımsaklı. Misler gibi kokuyor şu anda. Güzel. Ben böyle susuz yapıyorum ıspanağı. Şu anda su eklemedim. Kendi suyuyla bu şekilde pişiyor. Sevmiyoruz çünkü sulu ıspanak. Üzerine sonra sarımsak özleyeceğim. Sarımsak özleyeceğim ne? Pardon. Üzerine sarımsak bir yoğurt yapacağım. En sonunda tereyağında pul biber, nane yakıp yoğurdun üzerine döküyoruz. O şekilde enfes oluyor. Böyle işte. Kızlar, ıspanağımı böyle koyuyorum. Yoğurt. Üzerine de bahsettiğim gibi güzel tereyağlı böyle pul biberli naneli bir sos yapıyoruz. Efsane oluyor. Denemeyen varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Size afiyet olsun. Biz yemeğimizi falan yedik. Mutfağı toparladık. Hatta çayımızı içtik. Şu an böyle Defne ile mutfakta oturuyoruz. Öyle biraz konuştuk falan. Bugün bayağı bir evleri toparladım yani, çok şükür. Hakan da yardım etti sağ olsun. Yarın da ev yapacağız. Bugün ev toparladık, yarın ev yapacağız. Defne'nin proje ödevi vardı. Çubuklardan ev yapacağız bakalım. Böyle işte koltuk örtülerini falan yıkadım. Koltuk işte bu klentlerin yüzlerini falan yıkadım. Hani şu evdeki mikrobu nasıl dezenfekte edebilirimi düşünüyorum. Yarın da perdeleri falan yıkayayım diyorum ama bilmiyorum hani gidişat nasıl olacak. Öyle düşünüyorum, her şey yolunda giderse. İşte koltuğun örtülerini yıkadım, klentlerin yüzlerini yıkadım. Öyle yine bir yüz Hakan üstünden bir sildi koltukları. Evleri öyle süpürüp sildik falan. Yani şu an yatak odasında, yatağın üzerinde 3 makina çamaşır kurumuş bir şekilde duruyor. Katlanacak, ütülükler ayrılacak. Sonra odada hala o işte koltuğun klentleri falan var. Onlar... Biz korktum ya. Korkacaksınız. Elim ayağım boşaldı bir anda. Beyazları yıkadım işte, onları astım falan. Yarın da ütüyü yaparım artık. Bugüne bir şey yapmayacağım daha. Dinleneceğim. Ne komik değil mi? Hakikaten komik yani. Ben ne zaman dinleneceğim desem, çünkü mutlaka peşinden bir şey çıkıyor. Allah korusun. Böyle işte yani, bugünü de böyle bitirmiş olduk. Yine öyle temizlik falan filan, yemekti, temizlikti. Ortaya böyle bir şey çıktı yani. Yarın pazar. Bakalım yarın neler getirecek. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdi şimdilik benden bu kadar olsun o zaman. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yedik mi? O nerede biliyor musun? O dolabın şeyin altında kalmış çünkü. Tabağın altında kalmış. Ciddi. O yüzden yememiş. Aynen. Neyse kızlar. Görüşürüz yine. Hoşçakalın.